arkadaşlar. Bugün Akdeniz Üniversitesi 11 sağlık personelini yapıyor. Adam sayısı 10, az olabilir ama 11 kişi de 11 kişidir. Sonuçta Akdeniz Üniversitesi'nde okumak isteyen birçok arkadaşımız var. Akdeniz Üniversitesi'nde okumak isteyen birçok arkadaşımız var. Yani sonuçta 11 kişi ekmek kazanarak bunun hakkında bilgi vereceğim. Sonra kaydederseniz neyin ne olduğunu anlarsınız. İsteyinler. Şimdi arkadaşlar kılavuzdayım zaten. Hemşire 8 kişi alıyor arkadaşlar. Uzatmıyorum, hızlı gideceğim. Lisans hemşire 8 kişi alıyor. Lisans hemşire bölümünden mezun olmanız yeterli. Röntgen teknisyeni 1 kişi alıyor. Röntgen teknisyeninden mezun olmanız yeterli. Ya da tıbbi radyoloji teknikerinden ya da tıbbi görüntüleme teknikerinden mezun olmanız yeterli. 2 tıbbi sekreter alıyor. Tıbbi sekreterden mezun olmanız yeterli. Toplamda 11 kişi alıyor arkadaşlar. Bununla yine bakarız. İşte genel şartlarda arkadaşlar lisansa KPSS puanınız olacak. Ön lisansa KPSS 2020 puanınız olacak. Bunu zaten biliyorsunuz artık. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda emeklilik veya yaşı ayrınız olmaması lazım. Buraları kendiniz okursunuz. Başvuru son günü itibariyle tıp pozisyonları için 35 yaşından gün almamış olmak. Yani 35 yaş üstü ise başvuru yapamıyor. Başvuracak adayına başvurduğu nitelik kodunun karşısındaki yer alan aranılan nitelikle tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmesi gerekiyor. Zaten pek nitelik yok. Zaten mezun olmaz yeterli. Çeşitli KHK ile kamu görevi çıkarılanlar başvuruları bulanamaz arkadaşlar. Yani KHK'dan eğer KHK ile sizi memurluğa çıkarmışsalar maalesef başvuru yapamıyorsunuz. Başvuru şekli ve zamanı yukarıda belirtilen pozisyondan başvuru bulunan adaylar başvuru adresinden başvuru pozisyonu gerekli yerlerden istenen eksiksizce yükleyecek ve tamamlayacaklar. Başvuru online arkadaşlar. Şu adreste, şu gördüğünüz adreste Akdeniz Edu'da başvuru online. Tabi daha ayrıntılı bilgiyi Akdeniz Üniversitesi'nin Dürlak kısmında bulabilirsiniz. Adayla ilan edilen kadrodan sadece birine başvuru yapabilir. Ölüp birden fazla başvuru yapamazlar kadroya. Sınav sonuç belgesi ÖSYM web sitelerinde aracıyla barkodlu öğretilmesiyle sistem orijinal formatında yüklenmelidir. Bu belge KPSS puan türü yılı puanı açıkça görülmelidir. Adaylar tercih ettikleri pozisyonlar için belirlenecek KPSS puan türü ile yıl puan belgesi uygun olmaması durumunda başvuru işlemleri değerlendirme alınmayacaktır. Adli sicil kaydı arkadaşlar E-Devlet'te alınacak. Mezuniyet belgesi E-Devlet'ten de olur. Mezun olunan bölüm programı başvuran pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru değerlendirme alınmayacak. Başvurusu onaylanan adayların e-posta adresine başvuru onay işleminin tamamlanmış iletisi gönderilecek olup aksi durumda başvuru değerlendirme alınmayacaktır. İlan yer alan şartlarını taşımayan başvuru değerlendirme alınmayacaktır. Başvuru işlemi ilan resmi gazetede yayınlanan itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecektir. Online başvurular dışında şahsen posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Online başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu ve eksik evrak verdiği sonrasında tespit edilen ile istenilen belgeyi ibraz etmeyenlerin başvuru geçer sayılacak. Sözleşmenin yapılması olsa dahi iptal edilecek hakkında yasal işlem başlatacaktır. Başvuru denetleme ve sonucu kendiniz okursunuz arkadaşlar. Fazla video uzatmak istemiyorum şu anda bile. 3 dakika geçti. Hemşire 8, lisans hemşire, röntgen teknisyeni 1, tıbbi sekreter 2, toplamda 11 kişiyi almaktadır arkadaşlar. Dediğim gibi Akdeniz Üniversitesi 11 kişi almaktadır. Tabii ben hızlı okudum arkadaşlar, farkındayım. Siz daha ayrıntılı bilgi için Akdeniz Üniversitesi'nin Dürlak kısmına bakabilirsiniz. Bugün size Akdeniz Üniversitesi'nin 11 sağlık personel alma hakkında bilgi verdim. Daha ayrıntılı bilgi için üniversitenin Dürlak kısmına bakın. Bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmaktan bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumunuz varsa bildirtin. Takipte kalmaz dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.